Türkiye'deki yargıya güvenmiyorum. Sizce güvenilir mi? Yargıya güvenecek bir hal kalmış mı ki yargı? Yargı taraflı yargı olmuş. Yargıya hiçbir zaman güvenmiyorum ben. Güvenmeyen vatandaşlar affedersin bazıları hainlik yapıyor. Yani adamına göre muamele var bu ülkede. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bugün Kayseri'de yaptığı bir basın açıklamasında yargı asla el uzatılacak bir yer değildir açıklamasında bulundu. Bizler de vatandaşlara yargıya güveniyor musunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Hayır. Neden güvenmiyorsunuz? Ya hiçbir şekilde düzenli gitmiyor çünkü. Yani ne mahkeme ne hukuk hiçbir şekilde gitmiyor. Hani benim de şu an kendi mahkemem olduğu için. Öyle. Güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Ya şimdi hani parası olan işini görüyor. Şimdi şehir hastanesine gidiyorum mesela. Şimdi ben 4 aydır tedavi görüyorum. Hala sonuç çıkmadı. Ya özele gitsen öyle değil. Yani tamam. Sağlıkçılara sıkıntı yok da. Ama mesela yüzüne bile bakmıyorlar. Ya hastalığımın ne olduğunu öğrenemiyorum. Soruyorum ama cevap vermiyorlar. Yargı sistemi çok güven sağlamıyor. Yani yerine göre yargı karar veriliyor. Bununla alakalı zaten savcılığa da gerekli talimat yaparken acaba diyor sonuç nasıl çıkar, acaba hakim nasıl yapar diye düşünülüyor. Ama gerekli bakıldığı zaman tam sağlıklı bir yargı sistemi gözükmüyor. Güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Güvenmiyorum yani. Şahsi fikrim. Gördüklerim kadarıyla. Güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Yani adamına göre muamele var bu ülkede. Yani kimin adamı iktidara yakınsa çıkabiliyor. İktidara uzaksa çıkamıyor. Güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Sizce güvenilir mi? Ya güven duymuyorum yani. Peki kesinlikle. Sizce bunun sebebi Adalet ne olabilir? Adalet Bakanı'na da güvenmiyorum. Yöneticilere de güvenmiyorum. Sebebi bu yani. Yapılanları görüyoruz. Adaletsizlikleri görüyoruz. Türkiye'deki yargıya güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Türkiye'deki yargıya şu yüzden güvenmiyorum. Çünkü bazı hakimler, bazı savcıların içeri alındığını duydum. Hani ben de çok araştıran, soruşturan birisi değilim ama kulaktan duyma bilgilerle duyuyoruz yani. Hani hakimler, savcılar içeri alınıyor vesaire falan. O yüzden pek güvenmiyorum yani. Ve taraflı olduklarını da düşünüyorum biraz. Yargıya güvenecek bir hal kalmış mı ki yargı? Yargı taraflı yargı olmuş. Adalet diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Her şey alt üst olmuştur. Güvenmiyoruz yargıya asla. Asla. Yargı birilerinin töhmeti altında karar veriyor. Tarafsız bir yargı diye bir şey kalmadı. Onun için güvenmiyoruz. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Verilen kararlara baktığımız zaman, Türkiye'deki yargı uygulamalarına baktığımız zaman bunları görebiliyoruz. Onun için böyle düşünüyoruz yani. Taraflık kararlar veriliyor. Adalet adına karar verilmiyor. Kişilerin taraflı olduğunu ondan dolayı da taraflı kararlar çıkıyor. Gerçek adalet uygulanmıyor Türkiye'de. Yargıya hiçbir zaman güvenmiyorum ben. Yani Türkiye'deki yargı, ben de yargı yok ya Türkiye'de. Başka bir şey yok. Peki neden böyle düşünüyorsun? Türkiye şartları, o kadar kadına şiddet olayları oldu, ölen kadınlar oldu. Yani hiçbir zaman, bilmiyorum, Türkiye'de böyle bir şey yok. Sıkıntı yok şu anda. Güvenmeyenler var ama biz kendimiz güveniyoruz. Peki sizce güvenmeyen vatandaşlar neden güvenmiyordur? Güvenmeyen vatandaşlar, affedersin bazıları hainlik yapıyor. Ondan güvenmiyor. Niye? Sıkıntı mı var? Sen devletine hainlik yaparsan, devletini istemesen, teröristlerle iş birliği yapanlar, onlar güvenmez. Hayır, güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Gündemde olan olaylardan dolayı. Öyle diyorum. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Sebebi ne olabilir? Sistemdeki yanlışlıklar olabilir.